Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da ülkelerin hapishane yemeklerini deniyoruz. Teşekkürler. Peker ayran diyor oğlum. McDonald's var. Burada bir yanlışlık var. Tayland'da arkadaşlarım var. Pek hoş şeyler yemiyorlar. Şeylere bakıyorlar. Hiç beğenmedim. Şimdi kaşıkla keseceğim müsaadenizle. Şimdi sinirimi. Hadi ya. Bayılıyorum. Bir önceki videomuzda yine bir yemek videosu yapmıştık. Çok güzel bir gün geçirmiştik. Bu kez de hapishane yemeklerine bakalım istedik. Ülkelerin hapishanelerinde neler veriliyor gerçekten çok merak ediyorum. Videoyu bu kısmını daha fazla uzatmıyorum. Eğer kanalımıza abone olduysanız videoya başlayalım. Arkamızda numaralarımız var. Bu numaralardan biz kendimiz rastgele sayılar seçeceğiz. Sayıların arkasında ülkelerimiz var. Hangi ülke denk gelirse o ülkenin hapishane yemeğini deneyeceğiz. Ellerimizde puanlarımız var. Ülkenin hapishane yemeğini puanlayacağız. Şimdi ilk roundla başlıyoruz. İzin verirsen Meltem. Çok heyecanlıyım. İlk defa seçeceğim. Evet, çok heyecanlıyım. İlk defa bu evet, videoda. Bak en güzellerini seçeceğim. Adana Mısır. Türkiye'yi seçiyor. Evet. Sıra Meltem'de. Çok teşekkür ederim. Meltem. Şöyle bir şey yapabiliyor muyum? Almanya. Neydi lan? Şöyle öyle. Ben şu an. Hissettiğimi söyleyeyim mi? Evet. Sanki böyle uzak doğu gelecekmiş gibi hissediyorum. Böyle bir Kore, Çin hissediyorum. Eyvah. Ben üçü seçmek istiyorum. Bismillah diyelim. Alakası yok. Çok alakası yok. Ama olsun. Norveç. Histir yani. Norveç senin Norveç de fena değil izleyenler. Evet. Türkiye, Norveç, Almanya. Eins, zwei, drei, vier, sieben, acht, neun. Türkiye'yi bir tık tahmin edebiliyorum ama mesela Norveç bilemedim. Şöyle güzel bir İskender mi sana? Hapishanede İskender. Yaktır ya. Tabii dost yemek gelecek bana. Şaşırmayacağınız üzere. Türkiye. Bir şey söyleyeceğim. Et varsa çok iyi yalnız. Diyorlar ki karbonhidrat şeyi, doğru protein sadece, çorba, etim, daha ne olsun üzerinde bir tane elma. Evet, bence müthiş. Şöyle bir küçük detay, bu Norveç. Norveç, Bu Betül Çakmak için gelen en iyi menü bence. Muhteşem. Peker evet. Ayran diyor oğlum. Peker ayran. Yanlışlık var. McDonald's var. Burada bir yanlışlık var. Almanya sene 2016'dan beri McDonald's'la anlaşmalı olarak çalışıyor. Çünkü hiçbir hapishane yemek böyle şirketleri istememiş Almanya'da. Çok güzel. Sürekli peşit yiyorlar. 2016'dan beri Big Mac dışında bütün hepsini veriyorlar. Neden Big Mac? Big Mac vermiyorlar. Çok acayip. Almanya'da yatılır. Almanya'da. Güzel başlasın. Hemen şöyle. Türk yemekleri bildiğin evde pişirdiğimiz yemekler. Domates çorbam çok iyi. Gayet güzel. Ben çok beğendim. Ben buna aşık oldum. Sen ne diyorsun Meltem? Oğlum cheeseburger'e gerek yok. Taş yiyelim bu ne? Biraderim ben mi yaptım anlamadım da. Almanya mı diyorsun? Sorun Almanya yani. Muhatap bir tek seni bulabiliyorum da yemekle alakalı. Yok bro. Yani ne denebilir ki McDonald's? 10 numara. Allah kurtarsın diyorum buradan Almanya'dan mahkum kardeşlerime. Tabii ki bu somona yani en sevdiğim şeylerden bir tanesi olduğu için ben 10 puan veriyorum. Irmağın akışını öldüğüm ülkeme 10 veriyorum şöyle layığıyla alevle. Ben 8 puan veriyorum. Megaboy olsaydı 10 veriyorum. Ve ikinci turdayız. Tekrardan yemek seçimi. Merto bu sefer sen de başlıyorsun. Ben de mi başlıyoruz? Ben şöyle yaklaşıyorum. Ve 9 diyerekten... Bu ne lan? Ne oldu? Hani ülkeler hepsini biliyordu? Avusturya. Ne yapmıyor? Avusturya. Avusturya'da tebrik hiçbir edin. Tahminim yok. Hapishanesini geç. Avusturya'da ne yenir bilmiyorum. Ben de ya. Avusturya'yla alakalı hiçbir fikrim yok. Diyorum ki yedi. Yemeğimi yedi. Haydi bakalım. Eyvah. Eyvahlar olsun. Japonya hiç mutlu edecek bir diyorum. Tayland. Tayland biraz sıkıntı. Şimdi benim Tayland'da arkadaşlarım var. Varsam da tanıştım. Yani pek hoş şeyler yemiyorlar. Bir Japonya, bir Tayland, bir Avusturya. Gelsin. Geliyor. Gelsin. Hayır, sen bunu bayağı beğeneceksin. Aa. Bunlar ne? Şunu hiç yemek istemedi şu an canım. Çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Benim bu bir de çok... Allah Allah. Teşekkür ederim. Avusturya'da içecek mi içilmiyor yani? Bu sefer senden başlayalım Meto. Lütfen. Kesin, ben istedim. Ben bir detay vermek istiyorum. Miso çorbası. İşte ben bunu görmek istemiyorum. Miso çorbası neden yani? Miso çorbasını öğrendik artık. Ne yani özü ne? Neden balık çorbası? Mersem'e tatlımı çok merak ediyor. Mersem'i çok merak ediyorsan. Arkadaşım ben mi bir yediye dokunarak çevirdim? Mersem'e bak döner gelir.
öz iradesi. Döner sen gelir bu kaşık. Gidip 9'u seçseydin. Japonya'dan başlıyorum. Yosunlu miso çorbası, pirincimiz ve balığımız gayet güzel besleyici. Bence güzel bir tabak. Patates püremiz, bu yeşillikler ve pirinç çorbamız. Afiyet bal şekeri. Bence çok güzel bir tabak. Çok güzel. Tur, tavuk, yoğurdumuz ve bal kabağı çorbamız. Ben burada yoğurttan başka hiçbir şey yemiyorum. Niye? Yani nasıl, tavuğu nasıl ben yemiyorsun? Ben tavuk yemiyorum hayatım. Tavuk benim yemiyorsun. Yediğim bir markanın tavuğu var sadece. Onun dışında tavuk tüketmiyorum. Gerçekten mi? Evet. Pilav yiyeyim, kırsın hemen. Çok güzel pilav. Şöyle hemen balık balık severim bak. Buna. Ama güzel. Evet, ben tamam. Aynen, Japonya'nın bence gayet güzelmiş yani. Şu çorba hariç ama onlar da onu seviyorlar. Şimdi burası benlik hiç değil. Of, Tayland ha? Patates. Baba siz yemek olayını falan bırakın, masaj konusunda çok iyisiniz. Oradan devam. Masaj abi. Evet, daha hapishanede daha çok yani doyurucu şeylere ay, bakıyorlar. Hiç beğenmedim. Pirinç çorbası. Yani hiç benlik değil. Oh, yarasın. Yoğurtla tekrar ağzımın tadını geri getiriyorum. Tadı olmayan bir şey, turp ve... ve muhteşem bir tavuk. Bence çok güzel bir tavuk. Bence de. Daha çok güzel tavuk. Aa, bir tane marka sadece. Ben buna 2 veririm ya. 2 yani, hiç beğenmedim. Ben direkt sıfırımı koyuyorum şöyle. Sıfır mı? Bu çorba içtiğim ve hoşlanmadığım en kötü çorba. Özür diliyorum orada Japonya halkından. Teşekkürler. Ben 2 verdim zaten, Mert'o. Ben 6 veriyorum. Normal şartlarda 3 vermek vardı aklımda. O da yoğurdun hatırına. Ama tavuk senin istediğin marka olduğu için ona 6 tavuk koydum. Biraz böyle cezbetti, yenebilir bir şey olduğu için 6 veriyorum. Buradan da selamlarımı gönderiyorum Avusturya mahkumlarına. Şurada 8 açasım geldi hani. Etrafı açılmış ya, çorba açısım geldi. Oh. Azerbaycan! Of ya! Azerbaycanlı takipçilerimizi buradan çok öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Size buradan çok selamlar gönderiyoruz. Yakınlardaki ülkelerimizden gelmesi şeyiyle kendime hadi olsun. Çok iyi Amerika, ben çok mutluyum. Amerika, çok mutluyum. Bence var ya tam senlik. Ve Ukrayna. Yani ben Ukrayna ile ilgili bir şeyler dilemiştim bu hafta. Tahmin ettim ne dilediğini. Ben gitmek isterken Ukrayna bana geldi. Çok teşekkür ederim Betül Çakmakkanoğlu'na. Amerika, Azerbaycan, Ukrayna geliyor. Ege şefim. Macera dolu Amerika. Abi sosis ya. Beklediğim şey geldi. Çok beğendim çünkü. İşlenmiş etin köpeğiyim ya. Çok seviyorum ya. Bir şey söyleyeceğim, seninki çok güzel. Tavuk üstüne tavuk, tavuk üstüne tavuk. Bık 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 diye çıkacağım buradan. Evet, Azerbaycan. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne bu dolma? Benim buradan erik gibi gözüküyor çünkü. Muhteşem. Güzelcim, bence sana anlatmaya gerek yok bile. Patates püremiz. En sevdiğim. Sosisim. Abi ya. Ekmeğim. Arkadaşlar, ekmeğimizi böyle alıyorsunuz, tamam mı? Bu bin patates yaşa püresini alıyorsunuz, şöylecene sürme. Bu ne biliyor musun? Mideme saygım yani yok. Yani sosisi de aldınız mı? Ama gerçekten güzel kombinasyon. Güzel, evet. Ne diyorsun? Ben bununla doydum hapishanede, çok mutluyum. Dolmamız. Yoğurt çorbası. Aynen. Bu da dolmamız, klasik. Evet, bakıyorum ben de. Türkiye'de yediğimiz yoğurt çorbası. Dolma. Dolmayı da erik dolması. Şöyle. Güzel gözüküyor. Dolma. Yani biraz ağır, hani her öğünde yiyebilir miyim bilmiyorum ama güzel. Şunun ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Evet, Ege şefim. Patates, yumurta. Çok. Bu şinitsel. Ay, onu da severim. Bu da yani kırsın diye yine. Elma. Kırsın diye elma olmuş. Peki. Çok iyi. Elma öğünü iyi bence. Hapishanelerde elma olması çok hoş. Patates, yumurta çok iyi. Bu arada güzel. Sadece patatesler çiğ. Kaşıkla keseceğim müsaadenizle. Şimdi sinirimi. Bizim neden bıçağımız yok? Hapishanedesiniz arkadaşlar. Bence aslında çatal da sıkıntı. Çatal da sıkıntı. Güzel, lezzetli. Bunu da sevdim. Oğlum ben bu videonun sonunda tavuk seveceğim herhalde. Muhtemelen. Dur bakalım. Evet, güzel. Bence gayet güzel. Devam ediyorum. Şimdi güzel. 9. Bir puan nereden kırdın? Temizle bir şey istedim. Elma istedim ya. Aynen. Böyle fresh bir şey istedim o yüzden. 8 veriyorum. Dolmayla o kadar da çok aram olmadı. Şimdi bir de bir meyvesi falan olmadığı için 8 verdim şu anda. Ben 7 veriyorum. Yani günün sonunda bir kabuk var önümde. Ne kadar lezzetli de olsa. Şu menü sahnenin tuvaletinin önünde uzun kuyruklar oluşturabilir. Yani yumurta yapmadan önce sıkıntıya sokabilir. Kader arkadaşlarımı. Güzel günlere tahta davet ediyoruz. Ya Allah'ım, ne olur şöyle Güney Kore falan ya. Şaka gibi.
işte bunun adına enerji denir. İnanamıyorum. Sana da Çin gelsin istiyorum. Senin için Çin. Bu bir ceza değil. Gelsin ama isterim. Ama benim için de ceza. Çünkü bana yani. Gelmesin yani. Ben İtalya yani. İtalya. Gayet eğer İtalya'da. Eğer pizza gelirse gerçekten bu masayı ters çeviririm bak. Ben çevirmiyorum. Çevir. Şu an içimdeki bütün kötü enerjiyi sana yolluyorum Mert Efe. Ne İnşallah gelsin sevmediğim bir şey gelsin. Ve mısır. Mısırıydı. Mısır bence. Mısır ettir yani. Mısır ettir ya. Güney Kore. İtalya. Mısır. Mısır geliyor. Allah. Aha. Amanın. Hocam. Evet. Gayet gerçekten beklediğim şeyler. Ay bu ne kız? Bu güzel bir şey mi izliyor? Ay kötü değil. Evet. Böyle değildir. Burada bir karışıklık var. Güney Kore bu olamaz. Ne oldu? O Güney Kore olamaz. Ne geliyor? Güney Kore değil. Ha? Ya ben seni niye şaşırdım? Bu Mısır mıydı? O Mısır. İtalya. İtalya. Makarna. Makarna. Et ve sebzelikler. Sebze. Yani mükemmel. Çok bence güzel. De. Her gün sebze, et. Yani makarna da zaten çok iyi. Ama o kadar sosları varken yani hapishanedeki mahkum kardeşlerime böyle lapçık diye spagetti veriyor olmaları da biraz kalbimi yoruyor. Maliyetten kaçmışlardır. Yani. Bunun ismi kankbap. Kankankok. Ne? Kankbap. 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 Şu sebze çorbamız. Bu da Gizay Hanım'ın özel spesiyeli ekmeği. Ben yiyeceğimi buldum. Teşekkür ediyorum herkese. Sebze çorbası severim bu arada. Güzel. Oranın da sebzesi güzelmiş. Oğlum çok baharatlı hani şeyli bir anlıyorum. Beğendim ya fena değil. Yemem ama. Anlatmama gerek yok. Etimiz, pilavımız ve bir adet haşlanmış yumurtamız. Yumurtayla eti yan yana koyamıyorum. Evet ben de oturmadı bende ve yani akşam üzeri bana haşlanmış yumurta yediren Betül Çakmak daha ne yapmaz. Tok tutsun diye vermişlerdir belki. Oh. Böyle bir teknik bu da. Ay nasıl yedi ya bir de ya. Oluyor. Etten ne yapalım? İçine pilav yiyorum. Bu oldu. Biz Allah koğuşta tek kalıyorummuş. Ben o zaman puanımı veririm. Evet tabii ki. Ben 9 numara veriyorum. Çok iyi. Her şeyi çok yüksek verdim ben anlamadım ki. Kendim ben buraya 4 veriyorum. 4 veriyorum. Ben de yine buraya çok aynen. Güzel verdim. Cincik mincik olmadığı için hani böyle benim yiyemeyeceğim tarzdaki öyle evet. Bir canlı yok diye 4 veriyorum. Teşekkür ediyorum. 1 veriyorum. Abartma ya. Abartıyorsun gerçekten. Abartıyorsun şu an. Niye abarttım ya? Ben buraya bir bilirkişi olarak oturmamış mıyımdır? Tamam doğru söylüyor. Neyse. Doğru söylüyor. 1 veriyorum. Neyse. Allah Allah. Merto senle başlayalım. Benle başlayın. Kanada geliyor. Kanada güzel. Har yiyeceğiz. Bir sonra lütfen. Birleşik Arap Emirlikleri. Ne düşünüyorsun bak? Yani ya hiçbir fikrim yok. Et gelir gibi geliyor bana. Ben bana da sana öter. Peki Çin var mı? Var çok iyi. %25 şans. Bismillah ya inşallah Allah'ım inşallah 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 inşallah. Polonya ki. Neden? Çünkü gittiğim ülke. Şimdi gelsin yemekleri. Hapishanede değildim. 3-4 sene önce vay gittim be. Kendisine. Evet. Ben orada pelmeni yedim. Rus mantısı diye geçer. Çok güzeldi ama hapishanesine uğramadığım için bilmiyorum ne gelecek. Polonya hapishanesi, Birleşik Arap Emirlikleri hapishanesi, Kanada. Kanada hapishanesi. Amanım. Baba sürekli sosis ne bu ya? Kıtayı az yedim bro. Çay mı? Çok iyi. Bir de yanında Betül Çakma özel. Hadi be. O ne? Süt mü? Kefir. Evet. Ya bu ne yumurta abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Et mi? Tavuk et. Mu? Bu et. Aa bak senin sendik bir şey geldi. Et, yumurta ve sebzeler. Bence burada dolandırıcılık var. Güzel. Güzel mi? Et ve yumurta güzel mi? Mon mon. Patates yemeğimiz. Tavuğumuz, zerdeçallı ve körili pilavı. Oy. Bunların hepsini görüyorsun. Evet. Bunlar normalde elle yiyor. Elle mi? Evet. Bunun hepsini elle yiyor. Gerçekten evet. Mi? Alalım Betül'ün servisine. Ben bunu nasıl elimle yiyeyim? Işte. Nasıl yiyorlar insanlar? Nasıl yiyorlarmış görelim. Düşmeseydin hapise kardeşim. Allah Allah. Söyleyeceğim. Bir de çay şekerli içiyorlarmış hep yani. Ay, hiç çok şekerli. Şekerli çay. İlk defa böyle yıldır birisi yemin ederim ki eli kirlenmesin. Aa sen yenisin galiba. Biz çünkü hep elle yeriz. Hoş geldin. Kıyamam dur. Saçların girmesin. Hayır öyle deme. Kıyamam. Yalnız kefir olayına bayıldım. Yo yo avcundan içiyorsun bence bu arada. Bence kefir çok mantıklıymış. Söyledim. Tereyağı. Tereyağı. Pilav.
Tereyağına mesela şaşırdım yani. Ekmeğimiz. Ekmeği evet. Arkadaşlar bir önceki turlarda gibi açıyoruz, tamam mı? İçine bir gıdım tereyağı löptük diye atıyoruz. Sonra pilavımızdan da atılır şimdi. Ay, pilav da yeni. Evet. Bunu böyle koyar mısın Gizem? Vallahi koyarım. Sosisimden de mertefeye vermeme suretiyle buna koyuyorum. Aynen bakıyorum öyle. Şöyle bütün tepsine. Güzel bir mide ağrısıyla da uykuna başlıyorsun. Ben çok seviyorum. Çok... Aferin bir tercüme ettim yine. Evet muhteşem. Gerçekten ben ekmekle benim aram inanılmaz iyi olduğu için ve sosisi de çok sevdiğim için ben şu an aşık oldum. Ama sadece ve sadece tatlı isterdim. Ben de midesini seslendiriyorum. Bu kadar. Yapma. Yapma. Ya ben bunu istemiyorum ya. Yeme her boku. Ama tak diye suratına o arada sosis geliyor. Ne diyorsun Kanada'ya? 4 puan diyorum. Yemedim ama ekmeğin hatırına verdim ona. Nimettir, kutsaldır, ekmektir. Yani normalde aslında çok okey bir menü. Bir tek yeşilliği eksik. Bunların birleşimini ben hiç... Sonuç olarak sevmedim ve ben buna ne diyorsun ya? İki veriyorum ya. Gerek ekmeğim olsun gerek tereyağı beni biraz şımarttı. Akşam karnım tok bir şekilde gittiğim için 7 puanımı vererekten aranızdan ayrılmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ekim'de sıra. Ben sen ya. Sen. Ben kurban olurum. İzin. Bu eşarmanın yanına al. Yalnız eğer olur da Çin seçmezse %50-50 kalıyoruz. Eyvah. Sen ki burada ya Çin. Çeviriyorum ya bunu atmayı. İngiltere! Lan bana çıkmışlar bu gibi be. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas nereden bileceğim? Gel. Hadi ya. Bakıyor. Aa, açtım artık. Belki de Çin yoktur bilemeyiz ki. Merdo merdo açmakalım. Ege Çin olmama ihtimal var mı? Haydi onu açmakalım. Ahmet! Çinlilerle hiçbir problemim yok ama her şeyi iyi oldukları için mutfaklarından nefret ediyorum ya. Ne o? Oh, ne o? Aa, bu sana gelmeliydi Gizem. Kaybolacak. Bu ne? İngiltere, İngiltere kokusu değil mi? Bir şey de var. Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Ben mertebelik. Oh no. Yemek yok. Oğlum. Lahanamız. Lapa pilavımız. Lapa. Kurbumuz. Evet tur. Gayet bu kadar. Sağlıklı. Ay yazık. Ya şu an balık ürünü olmamasından bir tık mutlu olmakla birlikte yine de mutsuzum çünkü yemek yok. Yemek yok gerçekten kötü. Pilav. Pilavda bir şey yok yani. Pilav güzel zaten. Lapa. Doğru pilav gibi de değil. Ya bunu gerçekten üstünde konuşulabilecek hiçbir şey yok. Gerçekten lezzetsiz mesela. Bunlar fazla lezzetli yani. Gerçekten. Aynen öyle. Fırın makarnamız. Fırın makarna. Köftemiz. Köfte. Patatesimiz. Şahane ya. Şahane. Çok ağır bir yemek bu benim için. Bunların hepsi lezzetli güzel şeyler ama mesela birlikte ben bir meyve aradım, bir yeşillik aradım. Sebzeli, dereotlu omletimiz, domatesimiz, salatamız. Uy. Favori. Etliyim. Yine ekmek suretiyle diye giriyormuşum. Sakın artık. Yani, bence omlet muhteşem gözüküyor. Ne diyorsun? Omlet yani işte. Teşekkür ediyorum. Ama tabii mesela doyurucu olmayabilir. Bu muhteşem doyurucu. Evet o çok doyurucu. Obez İngilizler işte. Biz ona ne diyoruz? Hemen şuradan 8 puanla adaya veda etmek istiyorum. Çin bana gelmedi şükürler olsun. Ben de İngiltere Epsense'e 5 puan veriyorum. Çok eksik. Çok eksik meyve yok sebze yok. En sevdiğim şeyler benim için çok eksik. Günün sonunda mahkumlardır deyip 4 vermek isterdim. Hayır. 1 veriyorum. Demek de çok isterdim. 3 veriyorum neyse diyorum. Derken 0 veriyorum. Burada puan verecek hiçbir şey görmüyorum. Ve bütün ülkelerimizi bitirdik. Gerçekten bütün ülkelerdeki yiyecekler yeteri kadar doyurucu ve şeydi. Evet. Ben hani belki mahkumlara biraz daha böyle özensiz olabileceğini Cennet, düşünürdüm evet. Ama gayet beslenebilecekleri evet. Gibi. Temel ihtiyaç. Evet, temel ihtiyaç olduğu için demek ki. Böyle cezalandırılmamaları hoşumuza gitti. Evet, aynen, kesinlikle. Videomuz bitti arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Aşağıya başka eğer yemeklerle alakalı ya da ülkelerin hangi nelerini merak ediyorsanız aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza tabii ki abone. Kesinlikle. Ben öyle bir şey, olumlu. Yani zaten olmama gibi bir şey ben duymak istemiyorum. Çok duymak istemiyorum. Ben duymak istemiyorum. Sizi seviyoruz, bakıyoruz.